Teknojok'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte Monster'ın Huma H4 isimli modelini inceleyeceğiz. Tabii bu yenilenmiş bir model. Tam ismi de Huma H4 V4 1.14.1 inçlik iş bilgisayarı olarak geçiyor. Şimdi genel olarak Monster dediğimizde akıllara gelen ilk şey oyuncu bilgisayarı aslında arkadaşlar. Neden? Çünkü Monster ismi artık oyuncu bilgisayarı ismiyle eşleşmiş durumda. Hatta ülkemizde de en çok tercih edilen markaların başında Monster'ın geldiğini söylesek çok da yanılmış olmayacağız. Çünkü Monster'ın sitesine girdiğiniz zaman gerçekten stok bulmak bile bazen zor oluyor. Özellikle geçtiğimiz pandemi sürecinde Monster notebooklara olan ilgi de hayli artmıştı arkadaşlar. Neden? Çünkü tam böyle bir fiyat performans ürünleri satıyorlar. Dolayısıyla yerli marka olmasının da etkisiyle bir hayli ilgi görüyor. Şimdi gelelim biz arkadaşlar bugün inceleyeceğimiz Huma H4 V14.1 modelimize. Son dönemde uzaktan çalışma artık böyle yaygınlaştı arkadaşlar. Hatta hayatımızın artık bence ayrılmaz bir parçası oldu. Muhtemelen pandemi sürecinden sonra da pek çok iş kolunda uzaktan çalışma devam edecektir. Uzaktan çalışma denildiğinde akla gelen aslında ilk şey hafif taşınabilir bir bilgisayar arkadaşlar. Dolayısıyla burada da iş bilgisayarlarına olan talebin arttığını söyleyebiliriz. Bugün sizler için inceleyeceğimiz Huma H4 modeli de gerçekten iş anlamında beklentileri karşılayan bir cihaz. Zaten birazdan neden böyle dediğimizi siz de net bir şekilde anlayacaksınız. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum sizlere. Genel olarak bir iş bilgisayarı denildiğinde akla gelen ilk şey onun mobilite anlamında size sunduklarıdır. Neden? Çünkü oyun bilgisayarında şöyle bir şey var. Güçlü olsun. Ben onu zaten pile takıp kullanacağım. Dolayısıyla ağır olması benim için çok bir önem arz etmiyor. Çünkü kalkıp da kafede vesaire ben çıkartıp oyun bilgisayarıyla oyun oynamam. Ama iş bilgisayarı söz konusu olduğunda tam tersi bir durum söz konusu arkadaşlar. Çünkü iş bilgisayarının ince, zarif, hafif, taşınabilir ve pil ömrünün de uzun olması gerekiyor. Malum oyun bilgisayarlarında pil ömrü böyle 2 saat civarlarında falan. Neden? Çünkü teknik donanım olarak çok daha üstün, ekran kartı vesaire derken bayağı bir güç harcıyor. Ama iş bilgisayarında güçlü bir donanıma rağmen uzun pil ömrü de söz konusu olmalı. Neden? Çünkü ben bu bilgisayarı aldım, dışarıda çalışacağım. Dolayısıyla bana iş saatlerimi geçirecek kadar bir pil ömrü sunması gerekiyor. Nedir? İşte sabah 9'dan akşam 8'e. Bu da ne demek oluyor? İşte bana bir yine 9 saat, hadi öğle arasını çıkalım. Bana bir 8 saatlik pil ömrü sunması gerekiyor bu bilgisayarı. Şimdi arkadaşlar günümüzde iş bilgisayarı denildiğinde akla gelen ilk şey demin de söylediğim gibi hafif bir yapıda olması. Ayrıca ince ve zarif bir tasarıma sahip olması. Dilerseniz Monster Huma'nın incelemesine tasarımla başlayalım. Bu bilgisayar arkadaşlar son derece hafif ki bunu tartıya koyduğunuzda karşınıza 1 kilogram bile çıkmıyor. 0.99 kilogram ağırlığında. İncelik dersiniz bilgisayarın da 13-15 milimetre kalınlığında olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi gelelim bilgisayarımızın nasıl bir tasarım çizgisine sahip olduğuna. Dışarıdan bakıldığında zaten şık ve sade olduğu görünüyor. Bunu söylemeye gerek yok arkadaşlar. Kapağı açtığınızda son derece ince konumlandırılmış çerçevelerle karşılaşıyoruz. Üst tarafta web kameranın sığacağı kadar bir genişlik bırakılmış. Yan çerçeveler ise dediğim gibi olabildiğince ince tasarlanmış. Alt tarafa geçtiğimizde yani klavye tarafına geçtiğimizde arkadan aydınlatmalı bir klavye ile karşılaşıyoruz. Ve onun hemen alt kısmında da touch barımız bulunuyor arkadaşlar. Bu touch barın hayli büyük şekilde konumlandırıldığını söyleyebilirim sizlere. Dolayısıyla sizlere rahat bir kullanım sunduğunu da söylemem gerekiyor. Şimdi gelelim bilgisayarımızın girişlerine. Bilgisayarı kendinize tuttuğunuz zaman sol tarafta bir adet Type-C girişi olduğunu görüyoruz. Onun yanında USB girişimiz ve hafıza kartı okuyucumuz var. 3.5 mm'likte bir kulaklık jack'ımız yer alıyor. Sağ tarafa geçtiğimizde ise arkadaşlar bir güç girişi olduğunu görüyoruz. HDMI girişimiz var. USB girişimiz bulunuyor ve onun yanına da Type-C girişi konumlandırılmış. Burada güç girişinden vesaire bahsetmişken size şunu da söylemek istiyorum. Cihaz güç yuvasından Thunderbolt 4 girişinden veya USB Type-C girişlerinden şarj edilebiliyor. Aynı zamanda arkadaşlar bu Thunderbolt girişiyle dosyalar 40 gigabitlik bant genişliğiyle yüksek hızda aktarılabiliyor. Bu da
iş bilgisayarları için önemli bir kriter. Bunu da sizlerle yeri gelmişken paylaşmış olduk. Öncelikli olarak arkadaşlar sizlere bilgisayarımızın teknik özelliklerini söyleyeceğim. Bizim test ettiğimiz bu bilgisayarda 11. nesil Intel i7 işlemci bulunuyor. İşlemcinin tam ismini söylememiz gerekirse 1165G7. Bu işlemcinin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Dahili olarak AXXI ekran kartı ile geliyor. Bu Iris serisinin şöyle bir özelliği var. Normalde biliyorsunuz dahili ekran kartı denildiğinde böyle performans anlamında düşük, sadece böyle bilgisayarı açmaya yarayan ekran kartları aklımıza gelecektir. Fakat Intel Iris serisinde gerçekten çok iyi bir işe imza atmış ve bu dahili ekran kartının performans bazında gerçekten başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta biz bununla 1-2 oyun vesaire oynadık. Örneğin Valorant'ı falan oynadık. Gayet başarılı kasmadan oynayabiliyorsunuz oyunu. Şöyle bir artısı var arkadaşlar. Normalde bir MX450 olan bilgisayar ile Iris XE ekran kartı, yani dahili ekran kartı bulunan bilgisayar arasında çok bir fark olmadığını sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Yani burada ekran kartına çok fazla güç bindirmeyen bazı oyunları oynayabiliyorsunuz. Şimdi işlemciden bahsettiğimize göre RAM hakkında da size bilgi vermek istiyorum. Bu cihazda arkadaşlar 16 GB'lık RAM bulunuyor ve 512 GB'lık da Samsung M2 SSD kullanılmış. Dilerseniz Monster'ın sitesinde farklı seçenekler de var. Yani RAM kapasitesini ya da dahili depolama kapasitesini Monster'ın sitesinde arttırabiliyorsunuz. Bunu da size yeri gelmişken belirtmiş olalım. RAM kapasitesine baktığımız zaman arkadaşlar 16 GB'ın günlük işlemlerde bize fazlasıyla yeteceğini söyleyebiliriz. Hatta oyun tarafında bile bu RAM hayli yetecektir bizlere. SSD tarafında belki bu alan size yetmeyebilir. Hani projelerinizi vesaire, iş dosyalarınızı, fotoğraflarınızı, ne bileyim dosyalarınızı saklıyorsanız eğer 512 GB'lık alan yetmeyebilir. Fakat normal koşullarda çok böyle fazla şey arşivlemiyorsanız 512 GB'lık dahili depolamada sizler için fazlasıyla yeterli olacaktır. Burada tamamen olay sizin kullanımınızla ilişkili diyebiliriz. Fakat bazı modeller için belirlenen 512 GB'lık SSD depolamanın ben yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Biz bu bilgisayarda bazı testler de gerçekleştirdik. Dilerseniz onların sonuçlarını da sizlerle paylaşalım. PCMark 10 Benchmark uyguladık arkadaşlar. Bilgisayarımız burada 4775 puan aldı. Ki bu puanın hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz. Modern ofis testi uyguladık. Bu modern ofis testinde de arkadaşlar bizlere 7 saat 48 dakikalık bir süre verdi. Burada size şunu belirtmek istiyorum. 7 saat 48 dakikanın içerisinde sadece böyle mailleşmeler vesaire yok arkadaşlar. Bu 7 saat 48 dakikanın içerisinde önemli bir kısım video konferans görüşmelerine ayrılmış durumda. Yani buradaki modern ofis testinden şunu çıkarmayın. İşte ofiste yazı yazma, mail atma, mail alma, işte Excel'de dosya açma falan, bunlar değil arkadaşlar. Zoom gibi, işte Skype gibi çeşitli video konferans uygulamalarıyla da sanki video görüşmeler yapıyor gibi bilgisayarın pilini harcıyor. Dolayısıyla onu da hesaba katıyor. Yani şu demek, siz bu bilgisayarı aldığınızda işte günün 3'te 1'ini, bakın 3'te 1'i diyorum, bu uzun bir süre. Yani şöyle düşünün, 9 saat mesainin 3 saati gibi. 3'te 1'ini Zoom'da toplantıda geçirseniz dahi bu bilgisayarın pili size 8 saatlik iş süreniz boyunca hayli yetecektir arkadaşlar. Dolayısıyla pil tarafında bu bilgisayarın sizi sıkıntıya sokmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi son olarak değineceğimiz bir diğer nokta ise bilgisayarımızın kullanımı. İncelememizin başında zaten bilgisayarın ne kadar hafif olduğundan, ince bir tasarıma sahip olduğundan sizlere bahsettik. Pil ömrü de uzun gördüğünüz gibi. Gelelim klavye kullanımına arkadaşlar. Bu klavyede zaten dediğim gibi arkadan aydınlatma desteği vesaire var. Yazma tarafında da tuşlar gayet yumuşak. Dolayısıyla basış hissiyatı vesaire de gayet güzel konumlandırılmış. O yüzden yazı yazarken parmaklarınızı yormadığını söyleyebilirim. Ofis işleri için gerçekten ideal bir bilgisayar tasarlanmış. Monster Notebook ve fiyatı da öyle çok fena değil arkadaşlar. Monster'ın sitesinde şu anda bakıyorum, bu bilgisayarın fiyatı 11.699 Türk Lirası. Bir iş bilgisayarı için, 11. nesil i7 işlemciyle gelen bir iş bilgisayarı için bu fiyatın normal olduğunu söyleyebiliriz. Tabi dediğim gibi hani RAM tarafında ben arttırma gitmek istiyorum, işte SSD tarafında arttırma gitmek istiyorum diyorsanız farklı opsiyonlar da var. Bizim incelediğimiz model Huma H4.
V4.1 modeliydi arkadaşlar. Örneğin V4.1.1 var, V4.1.2 var. Onlarda da dediğim gibi RAM ve dahili depolama alanı farklılık gösteriyor. Fakat bana soracak olursanız RAM zaten yeterli. Dahili depolama alanında ise dediğim gibi sizin böyle kaydettiğiniz şeylere bağlı olarak değişebilir. Evet arkadaşlar, bu bilgisayar hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince sizin sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız. Önümüzdeki günlerde farklı bir videoda, farklı bir içerikte beraber olmak üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.